Merhabalar arkadaşlar. 12. kazanım kavrama testi ile birlikteyiz şimdi. Bundan önceki iki testte 10. ve 11. testte sıralama seçme sorularını çözdük. İçeriği genel anlamıyla permütasyon kombinasyon binomlu. Şimdi gelelim olasılığa. Tüm bu bilgilerimizi kullanacağımız bir konudur biliyorsunuz. Birinci sorumuzla başlayalım. Diyor ki bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip bir kırmızı, iki beyaz ve bir mavi bilye vardır. Torbadan rastgele 3 bilye alındığında torbada kalan bilyenin beyaz renkte olma olasılığı nedir? Burada şimdi arkadaşlar biz hep şöyle sorulara alıştık. Torbadan bir top çekiyorum. Onun bir renk olmasını istiyorum. Hep böyle sorular çözüyorduk ama burada demiş ki torbadan 3 tanesini çekeceksin. Bir tane kalsın. Mantığımız aslında benzer bir mantık ama biraz tersten düşünüyor gibi yapacağız. Normalde siz e, torbadan çıkarmak üzere bir tanesini seçerdiniz. Ama bu sefer torbada kalması için bir tanesini seçelim. Peki torbada kaç tane bilye var? Yani kalabilecek kaç tane bilye var? 4 tane. Peki benim istediğim özellik ne? Beyaz renkte olması. Yani kalması için seçeceğim bilye beyaz renkli olsun. Elimizdeki 4 e, bilyede 2 tanesi beyaz. O zaman arkadaşlar torbada bıraktığım bir tane bilyenin beyaz renkte olma olasılığı 1/2'dir. bölü A şıkkıdır yani. İkinci sorumuz A torbasında aynı büyüklükte 2 beyaz, 3 kırmızı ve B torbasında aynı büyüklükte 4 beyaz, 2 kırmızı top vardır. Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve diğer torba yatılıyor. Bu işlem sonunda torbalardaki kırmızı ve beyaz sayıların başlangıçtaki ile aynı olmaması nedir? Şimdi hemen soruda ne demek istiyor? Önce bir görelim. Şekil arkadaşlar size basit gelebilir, gereksiz gelebilir ama inanın o kadar yardımcı oluyor ki tavsiyem mutlaka çizin. A torbası 2 beyaz 3 kırmızı var. B torbası 4 beyaz 2 kırmızı var. Şimdi diyor ki A'dan B'ye aynı anda B'den A'ya aynı anda birer tane top atıyorsunuz. İlk durum ve son durum aynı olsun. Bu nasıl mümkün olur? Burada arkadaşlar şöyle diyeceğim. Ya her ikisinden de kırmızıyı çekmiş olacağım birbirine atacağım. Ya da her ikisinden beyazı çekmiş olacağım birbirine atacağım. Önce biz kırmızıyı çekme durumuna bakalım. A'dan kırmızıyı çekme ihtimalim 3 bölü 5. Aynı anda olması gerektiği için çarpı koyuyorum. Aynı anda B'den kırmızıyı çekme ihtimaliniz 2 bölü 6. Bakın bu bir alternatif. Kırmızı kırmızı seçmeniz bir alternatif, istediğiniz durumu sağlar. Diğer bir alternatif. Diğer bir alternatiften bahsederken artık topluyorum. Her ikisinin de beyaz olması A'dan beyaz çekme ihtimaliniz 2 bölü 5. B'den beyaz çekme ihtimaliniz 4 bölü 6. Bakın burada tekrar hatırlatıyorum. Eğer durumların aynı anda olmasını istiyorsanız çarparsınız. Şu durum veya bu durum olabilir diyorsan o zaman toplarsın. İşlemleri yaparken sadeleştirme yapabilirsiniz. Ama sadeleştirdikten sonra da payda eşitlemeniz gerekiyor. O yüzden ben sadeleştirme yapmadan direkt devam edeceğim. 6 ile 8'i toplarsan 14. Paydamız da 30. Şimdi sadeleştirebiliriz artık. 7 bölü 15 eder, yani cevabım değişik olur. Bir eleme parkurunda belli üç sporcunun parkuru geçme olasılıkları 1 bölü 3, 3 bölü 4 ve 4 bölü 5'tir. Buna göre parkuru bu üç sporcudan sadece birinin geçme olasılığı kaçtır? Şimdi önce burada şunu hatırlayalım: geçme olasılığı 1 bölü 3 ise geçmeme olasılığı 2 bölü 3'tür Çünkü bir sporcu ya geçer ya geçmez iki durum var. Bu iki durumun toplamında tüm durumlar olmalı. Olasılıkların tüm durumları birdir. Bire tamamlayan sarıyı alacağız. İkincinin geçememe olasılığı 1 bölü 4. Üçüncünün geçememe olasılığı 1 bölü 5. Bizden istenen bu üç tanesinden sadece birisi geçsin. Yani ya sadece birinci geçecek diğerleri geçemeyecek. Ya sadece ikinci ya sadece üçüncü. Şimdi yapalım o zaman. Birincinin geçip diğerlerinin geçemediği durum. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 5 sadece bu geçti. Devam ediyorum. Sadece ikinci geçsin. Sadece ikinci geçti. Ve sadece üçüncü geçsin. Sadece üçüncü geçti. Şimdi bu durumları toplayacağız. Çünkü birinci durum olabilir. Veya ikinci veya üçüncü veya dediğim için birbirinin alternatifi olduğu için bu durumlar topluyorum. Payda bakın arkadaşlar, e, burada sadeleştirme yapabileceğiniz durumlar var ama sadeleştirmiyorum çünkü payda eşitlemeniz gerekir. Yine yaptığınız işlemi tersine döndürmeniz gerekir. O yüzden direkt bu haliyle toplayalım. 1 6 daha 7 8 eklerseniz 15 eder. Paydada da 3 4 5 çarpımı var. 20 ile 3'ü çarptım 60 etti. Şimdi sadeleştirebilirim. 1 bölü 4 etti. Yani cevabım değişik oldu. Dördüncü sorumuz. Bir A kümesi verilmiş. Eksi 1, 0, 1, 2'den oluşuyor. Ve B kümesi verilmiş. 0, 1, 2, 3, 4'den oluşuyor. Kümeleri veriliyor. A kartezyen, B kartezyen çarpımından alınan bir elemanın A'ya A biçiminde olma olasılığı yüzde kaçtır diye sormuş. Burada arkadaşlar şunu hatırlayalım. Kartezyen çarpım kümesi sıralı ikililerden oluşur. Birinci bileşeni birinci kümeden, A kümesinden, ikinci bileşeni ikinci kümeden alırsınız. Bizden istenilen elemanların her iki bileşenlerinde eşit olması gerekiyormuş. O zaman seçebileceğim elemanlar nasıl olabilir? Bakın A'dan eksi 1 alırsam, B'den alamıyorum. O zaman her ikisinde ortak olan elemanları düşünerek yazmalıyım. A'dan 0, B'den 0'ı alabiliyorum. A'dan 1, B'den 1'i alabiliyorum. A'dan 2, B'den 2'yi alabiliyorum. İstediğim elemanlar, istediğim şartları sağlayan elemanlar 3 tane. Tüm durumlarım bu kümenin tüm elemanlarıdır. Kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı her iki kümenin eleman sayısının çarpımıyla bulunuyor. Dolayısıyla istediğim olasılık 3 bölü 20. Yalnız şıklarda öyle bir şey yok. Neden? Çünkü bize demiş ki bu biçimde olma olasılığı yüzde kaçtır? Bakın bizden bir yüzdelik istiyor. Bunu yüzde olarak ifade edebilmek için ifadenin paydasını yüz yapmalıyım. Yani bu ifade 15 bölü yüzdür. Yani yüzde 15'i temsil eder. Öyleyse cevabım C şıkkı olmalı derim. 5. sorumuz yukarıdaki şekil 20 tane eş kareden oluşmaktadır. Bu şekil üzerinden rastgele seçilen bir dikdörtgenin kare olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız şey verilen şekildeki kare sayısı bölü verilen şekildeki tüm dörtgenler yani dikdörtgen sayısı diyebiliriz burada başka dörtgen çıkmaz. Bu şekilde istenilen olasılığı bulacağım. Öncelikle burada kaç tane kare var? İlk bakışta göreceğiniz kareler arkadaşlar birebir şeklinde olan kareler. Yani yatayda da düşeyde de eni boyu bir birim olan kareler. Kaç tanedir? Bakın burada 4 tane görüyorsunuz. 4 birim var. Burada da 5 birim var. O yüzden 1 çarpı 1 şeklindeki kareler 4 çarpı 5'ten 20 tanedir. Peki 2'ye 2 olan kareler nasıl? 2'ye 2 olanları şimdi sayıyorum. Bakın 2 birim burada var. 2 birim burada var, 2 birim burada var. Siz düşeyde 3 farklı şekilde 2 birim seçebiliyorsunuz. Yatayda ise 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim. 4 farklı şekilde seçebiliyorsun. Burada şuna dikkat edin. Normalde 4 kare vardı. İkişerli ikişerli seçmek istediğimde 3 tane 2 birimlik kare buldum. Bakın yataydan seçtiğiniz 2 birimle düşeyden seçtiğiniz iki birim bir tane kare oluşturur. Mesela düşeyden bunu seçtin. Yataydan da bunu seçtin. Oluşan kare şu kare. Gibi. Dolayısıyla düşeyden arkadaşlar iki birimi üç farklı şekilde seçiyorum. Yataydan iki birimi dört farklı şekilde seçiyorum. Ve 12 tane de iki çarpı iki şeklinde karem var. Peki 3 üç çarpı üçü nasıl seçerim? Arkadaşlar burada da bu sefer Bakın 3 birimi böyle seçebilirim. Böyle seçebilirim. İki farklı şekilde seçiyorum. Daha fazla karalamayacağım şekli kafanızı karıştırmamak için. Dikkat ederseniz birer birer azalarak gidiyor. Yani burada hiç işaretlemeden üç farklı şekilde seçebilirim diyebilirim. Altı tane de 3 çarpı 3 tipinde kare var. Devam ediyorum. 4 çarpı 4 tipinde o zaman iki tane vardır. Hatta bu kareleri görebilirsiniz bile. Birisi şu. Birisi de bir birim yana kaymış hali. Yani şekilde toplam görebileceğim kare arkadaşlar 20, 32, 8 daha eklerseniz 40 tane kare var. 40 tane kare bulabiliyorsunuz burada. Peki kaç tane dikdörtgen görebilirim? Arkadaşlar dikdörtgen için 2 tane yatay, 2 tane de düşey olan doğruya ihtiyacınız var. Yatay doğrularım kaç tane? 1 2 3 4 5 tane yatay doğrum var. Düşey doğrum 1 2 3 4 5 6 tane. 2 tane yataydan seçelim. İstediğim durumlar 40 tane. Dikdörtgenler için 2 tane yataydan seçiyorum. 5'in ikilisi. 2 tane de düşeyden seçiyorum. 6'nın ikilisi. Seçebileceğim tüm dikdörtgenlerde bunlar. O zaman 40/ bölü 5'in ikilisi 10'dur arkadaşlar. Bunu artık e, sürekli kullandığınız için ezberlemenizi tavsiye ederim. Eğitimde ezber yok diyorlar ama o çok doğru bir şey değil. E, yine de açıp yapabilirsiniz. Hani Çok uzun olan bir şey değil. 6'nın ikilisi de arkadaşlar 15'tir. Bakın bunlar sadeleşebilir. 4 bölü 15 bulursunuz cevabı. Yani C şıkkı bulursunuz. Altıncı sorumuz, bir torbada eşit büyüklükte birden dokuza kadar numaralandırılmış dokuz tane top bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen iki topun üzerindeki numaraların toplamının 10 olduğu bilindiğine göre çekilen bu toplardan en az birinin numarasının asal sayı olma olasılığı nedir diye sormuş. Burada arkadaşlar birden ona kadar olan sayılar ve toplamları 10 olacak. E, durumlar çok fazla olmadığı için yazabilirsiniz. Zaten. E, durumlar fazla olsa da yazarak genellememiz gerekirdi. Belli bir yerden sonra durmanız gerekirdi. Biz ama burada tüm durumları yazabiliriz. Çektiğiniz toplar 1.9 olabilir. 2.8 olabilir. 3.7 olabilir. 4.6 olabilir. 5.5 olmaz. Çünkü 5'ten 2 tane yok. Yani sizin çektiğiniz zaman gelebilecek top durumları toplamları 10 olan gelebilecek top durumları 4 tane. Peki bizden neyi istemişti? Çekilen bu toplardan en az birinin numarası asal sayı olsun istemişti. Bakın burada asal yok. Burada var 2 asaldır. Burada var hem 3 hem 7 asaldır. En az biri dediği için bunu da alabiliriz yine. Burada asal yok. Yani iki tane istediğim durum var. Cevabım 1 bölü 2 olacak. Güzel bir koşullu olasılık sorusuydu. Cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuz bir A kümesi verilmiş x1, x2, x3, x4'den oluşuyor ve bir B kümemiz var y1, y2, y3'den oluşuyor. Kümeleri veriliyor. F A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonlardan seçilen birinin örten fonksiyon olma olasılığı nedir demiş. Burada arkadaşlar fonksiyon nedir ve örten fonksiyon nedir? Bunları e, önce bir hatırlamamız gerekiyor. Ne diyeceğiz? Zaten soruyu okuduğunuz zaman direkt anlayabiliyorsunuz tanımlayabileceğim örten fonksiyonlar bölü tüm fonksiyonlar olmalı. O zaman bir hatırlayalım. Fonksiyon tanımlayabilmek ve örten fonksiyon tanımlayabilmek için şartlarımız ne olmalıydı? Fonksiyon arkadaşlar özel bir bağıntıdır. İki kümenin elemanları arasında belli şartları taşıyan bir eşleşmedir. Burada f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanacak dediği için kümelerimi böyle yerleştirdim. A kümesine tanım kümesi diyoruz. B kümesine de değer kümesi diyoruz. Tanımladığım eşleşmenin bir fonksiyon olabilmesi için tanım kümesindeki elemanların bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlarla ilgili e, eşleşmenin bazı şartları taşıması gerekiyor. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesindeki bir tane elemanla eşleşmeli ve yalnızca bir elemanla eşleşmeli. Birden fazla elemanla eşleşemez. Yani sizin x biriniz hem y1 hem y2'ye gidemez. Sadece bir elemana gitmeli. Mesela y1'e gitti. Diğer elemanlarınız için de aynı şey geçerli. Hiç eşleşmeyen eleman da olmayacak. Mesela bir tane fonksiyon tanımlayayım. Ee, şu birazcık daha net görünsün şöyle yapalım. x1 y1 ile eşleşsin. x2 y2 ile eşleşsin. x3 de y2 ile eşleşsin. Bu olabilir bakın. Buradaki elemanlar iki elemana gidemiyor ama Değer kümesindeki elemanları iki elemanla eşleştirebilirsiniz Bunu da y3 ile eşleştireyim Bakın şu an tanım kümesindeki her eleman Yalnızca bir elemanla eşleştirildi Ve açıkta eleman kalmadı şu an tanımladığım bir fonksiyondur arkadaşlar Peki Ben kaç tane fonksiyon tanımlayabilirim A'dan B'ye bunu düşünelim Bunun için arkadaşlar bakın X1'i kaç farklı elemanla eşleştirebilirim 3 farklı elemanla bunu eşleştirdikten sonra x2'yi kaç elemanla eşleştirebilirim? Bakın arkadaşlar x2 sadece y2 ile eşleşmek zorunda değil. Burada örnek bir tane fonksiyon tanımladık ama x2 y1 ile de eşleşebilir, y2 ile de, y3 ile de. Yani onun için de 3 tane alternatif var. x3 için de 3 alternatif var. x4 için de. Dolayısıyla tanımlayacağım tüm fonksiyonlar 81 adet. Peki şimdi gelelim istenilen durum neydi? Örten fonksiyon tanımlamamız lazım burada. Örten fonksiyonu da arkadaşlar tanımladığınız fonksiyonda e, şart olarak bakacak olursak bakın fonksiyon tanımı için tanım kümesine baktık. Örten fonksiyon içinde görüntü kümesine değer kümesine bakıyorum. Değer kümesinde arkadaşlar eğer açıkta hiç eleman kalmadıysa yani değer kümemiz aynı zamanda görüntü kümemizse o zaman fonksiyon örten fonksiyondur. Yani normalde bu 4 elemanı Y1 ile eşleştirsem bu bir fonksiyon olur. Sabit fonksiyon olur. Ama açıkta Y2 ile Y3 kaldığı için örten olmaz. Örten olması için ne gerekiyor? Y1, Y2, Y3. Üçünün de bu eşleşmeye katılmış olması gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlattırabilirim? Burada arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bakın tanım kümesinde 4 eleman var. Değer kümesinde 3 eleman var. O zaman eşleşmede hepsinin eşleşebilmesi için hepsine bir tane gelecek ama artan bir tane elemanı da yine bu üç tanesinden birisiyle eşleştirmem gerekiyor. Yani burada şöyle düşüneceğim. Bu dört elemandan iki tanesi aynı elemanla eşleşmeli. Mesela bu örnek olarak yaptığım fonksiyon örten bir fonksiyondur. X2 ile X3 aynı elemanla eşleşti. Y2 ile eşleşti. Biz şimdi bu şartı sağlattıracağız. Önce bu dört elemandan iki tanesini seçiyorum. Bu iki eleman aynı elemanla eşleşecek. Peki hangi elemanla? Üç elemandan bir tanesini seçiyorum. Üç taneden bir tanesi de eşleşecek. Diyelim ki x2 ve e, x3'ü e, e, seçtim. Ve bunu da bu ikisini de y2 ile eşleştirdim. Geriye kalan iki eleman ne olacak? x1 hem y2'ye hem y3'e gidebilir. O zaman x1 için iki durum var. iki alternatif var. Bunu diyelim ki Y1 ile eşleştirdim. X4 için artık tek durum kaldı. Yani tanımlayabileceğim örten fonksiyon adedi de 4'ün ikilisi 6'dır arkadaşlar. Onu siz açarak da hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde 36 olacak. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım. Pay kısmında 4 kaldı. Payda 9 kaldı. Yani istenilen e, olasılık 4 bölü 9 olmalıymış. E şıkkı olmalıymış. 8. sorumuz. X ve Y birer tam sayıdır. X'in mutlak değeri artı Y'nin mutlak değeri küçük eşit 3 koşulunu sağlayan X, y sıralı ikilisini mutlak X artı mutlak Y eşittir iki eşitliğini sağlama olasılığı nedir diye sormuş. Burada arkadaşlar yani çok net bir şekilde zaten ne istediğini söylüyor. Bunu sağlayan xy ikililerinin sayısı bölü bunu sağlayanlar. Ya onu zaten soruyu görür görmez hemen zihninizde netleştiriyorsunuz. Durumları ise görmek için arkadaşlar e, yazmam gerekiyor burada. Zaten sayılar küçük olduğu için çok sıkıntı çıkarmaz. Mutlak x ile mutlak y'nin toplamının 3 olduğu, 3'ten küçük eşit dediği için 3 olduğu, 2 olduğu, 1 olduğu ve 0 olduğu durumlara bakacağım. Tüm durumların bunlar. Bakalım. Nasıl gelecek? Önce toplamlarının 3 olduğu durumlar. 0 ile 3'ü seçebilirsiniz. 0 ile eksi 3'ü seçebilirsiniz. Bir de yer değişimlerini alırsanız 4 tane buradan gelir. 1 ve 2'yi kullanalım. 1 ve 2 olabilir. 1 ve eksi 2 olabilir. Eksi 1 ile 2 olabilir. Eksi 1 ile eksi 2 olabilir. Bir de arkadaşlar yer değişimlerini alsak. Yine buradan da 8 tane gelecek. Bunlar arkadaşlar toplamları 3 olan. Şimdi toplamları 2 olanları bakalım. 0 ile 2'yi alabilirim. 0 ile eksi 2'yi alabilirim. Yer değişimlerinde alırsanız 4 tane buradan gelir. 1 ile 1'i alabilirim. 1 ile eksi 1'i alabilirim. Eksi 1 ile 1'i alırım. Eksi 1 ile eksi 1'i alırım. Şimdi buradan arkadaşlar yalnız dikkat. 1 ile 1'in yer değişimi yine kendisi. Bunun da aynı şekilde. 1 ile eksi 1'in yer değişimi de bu geliyor zaten. Yani yer değişimlerinden yine kendileri geliyor. Dolayısıyla buradan ekstra başka bir şey gelmez. Sadece 4 eleman. Bu kısımda arkadaşlar toplamları 2 olan. Toplamları 1 olan 0 ile 1 ve 0 ile eksi 1. Yer değişimlerinde alırsanız 4 durumda buradan gelir. Burası da toplamları 1 olan ve toplamları sıfır olan sadece 0 sıfır var. Buradan bir tane durum geliyor. Yani toplamda kaç durumumuz var bakalım. 4, 8 daha 12, 16, 20, 24, 25 tane durumumuz var. Peki istediğimiz durum ne? Mutlak değer toplamlarının iki olması. Yani şu bölüm görüyorsunuz ikinci bölüm. 4 burada 4 burada 8 tane de oradan sağlayan sıralı ikili var bunu görürüz yani cevabımız değişik olur 9. sorumuz e örnek uzayının iki olayı a ve b olsun b'nin olma olasılığı 1 bölü 4 a'nın ve b'nin aynı anda olma olasılığı 1 bölü 5 olduğuna göre a'nın b'den farkının olma olasılığı yani sadece a'nın olma olasılığı nedir diye sormuş Burada arkadaşlar küme gösterimini düşünmeniz işinizi biraz kolaylaştırabilir. Şu A olayı bu B olayı olsun. Ee, burada arkadaşlar bize sadece E örnek uzayı demiş A ve B olaylar demiş. İkisinin olmaması ile ilgili de herhangi bir ipucu olmadığı için ikisinin olmama durumu aynı anda olmama durumunu sıfır kabul ediyorum. Sadece A'nın olma olasılığı, her ikisinin olma olasılığı ve sadece B'nin olma olasılığı. Tüm olasılıkların bunlar toplamları 1 olmalı. Bize arkadaşlar her ikisinin aynı anda olma olasılığını 1 bölü 5 olarak vermiş. Yani B, B olasılığı, B'nin olduğu yerdeki olasılık 1 bölü 5. B'nin olma olasılığını 1 bölü 4 olarak vermiş. Bakın B'nin olma olasılığı, B ile C'nin toplamı yani burası. Burayı da 1 bölü 4 olarak vermiş. Ve diyor ki yalnızca A'nın olma olasılığı. Yalnızca A'nın olma olasılığı arkadaşlar şu A sayısının olduğu yerdir. Dolayısıyla A sayısının ne olduğunu soruyor. Olasılık hesabı olarak ne olduğunu soruyor. Bakın B artı C'yi 1 bölü 4 verdiği için karşıya atarım. A'nın olma olasılığında A'nın bulunduğu yerde yazması gereken sayının da 3 bölü 4 olduğunu bulurum. Yani cevabım şıkkı olur. 10. sorumuz, bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 50 matematik dersinden, yüzde 40 fizik dersinden, yüzde 10 ise her iki dersten başarılıdır demiş. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematik dersinden başarılı olduğu bilindiğine göre, fizik dersinden de başarılı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar. Ee, size küme gösterimleri birazcık daha kolaylık sağlayacaktır önce küme gösterimlerini çizin matematik dersi var fizik dersi var bunlardan başarılı olanlar var ee, ve yerleştirme yaparken kesişimden başlamanız işinizi çok kolaylaştırır bakın yüzde 10'u her iki dersten başarılıdır demişti yani sınıfın yüzde 10'u burada 50'si matematikten başarılı bakın yüzde 10'luk kesim burada olduğuna göre geriye kalan yüzde 40 burada %40'ı fizikten başarılı. %10'u burada olduğuna göre %30'u da burada. Şimdi gelelim olasılık kısmına. Sınıftan rastgele seçilen. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an kullanmayacağız ama toplamı %90 eder. %10'luk bir kesim de arkadaşlar ikisinden de başarısız. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematik dersinden başarılı olduğu bilindiğine göre yani şu kümenin içinden bir öğrenci seçmişsiniz. Dolayısıyla %50'lik kesimden bir öğrenci seçmişsiniz. Fizik dersinden de başarılı olmalısı. Yani hem matematik hem fizikten başarılı olsun. Yani şu %10'luk kesimden bir öğrenci olsun. Bu olasılık nedir diyor. Nedir? Direkt görüyorsunuz bakın. 1 bölü 5'tir arkadaşlar. C şıkkıdır. 11. sorumuz. 4 kız ve 5 erkek öğrenci arasından rastgele seçilerek 4 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Buna göre ekipte en az 2 kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? En az 2 kız öğrenci olacak. O zaman 3 de olabilir, 4 de olabilir. Şimdi biz o zaman diyelim ki grupta önce 2 tane kız olsun. 4 kızdan 2 tanesini seçeyim. Erkeklerden de 2 tanesini seçeyim. Kızlar 3 de olabilirdi. Diğer bir ihtimalim. Bakın şu veya şu dediğimde topluyorum. Böyle de olabilir. Ve son durumum hepsi kız da olabilir. Bakın 4 kişilik ekipte en az 2 kız olduğu 2, 3 veya 4 olabilir dedik. Şimdi gelelim yaptığım iş ne? Bu 9 kişi arasından 4 kişilik bir ekip oluşturmak. Şimdi olasılıklarımızı hesaplayalım. 4'ün ikilisi arkadaşlar. Bunu artık öğrenin. Ezberleyin. Çok sık kullanıyoruz. 6'dır. Tabii siz istiyorsanız açarak onu hesaplayabilirsiniz. 5'in ikilisi 10'dur. Yine çok sık kullanıyoruz. 4'ün üçlüsü, 4'ün birlisi demek. O da 4'tür. 5'in birlisi direkt 5'tir. 4'ün dörtlüsü her sayının kendisiyle olan kombinasyonu 1'dir. Aşağıya ne yazacağım? Bunu artık e, direkt yazamıyorum. Hesaplamalıyım. 9'dan geriye 4 defa sayıyorum. Bölü 4 faktöriyel diyorum. 4 faktöriyel 24'tür. Dolayısıyla 6 kere 4 oluyor. Şimdi hesaplayalım. 60, 20 daha 80. Yukarısı 81 etti. Aşağısı 7 kere 9, 63. Bunu 2 ile çarparsanız 126 etti. Şıklarda öyle bir şey yok görüyorsunuz. Sadeleştirme yapabilirim. Yapalım. Her ikisinin de 9'a bölünebildiğini görüyorsunuz. 81'i 9'a bölersek 9 olur. 126'yı bölüyorum. 12'de 9 bir defa. 36'da 4 defa. Dolayısıyla olasılım e, olasılığım 9 bölü 14 oluyormuş. Yani B şıkkı oluyormuş. 12. sorumuz aşağıda bir kırtasiyede satılan A ve B markalarına ait bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Görüyorsunuz kalem, silgi, defter, cetvel, kalem, tıraş A ve B markalarına göre fiyatlar verilmiş. Ahmet'in aldığı ürünlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 3 parça ürün almıştır. Aynı marka üründen sadece birer tane almıştır. Aldığı ürünlerden en çok bir tanesini B markasından almıştır. Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet'in 22 TL ödeme olasılığı kaçtır diye soruyor. Bakın şimdi burada e, okuduğum zaman ne anlıyorum sorudan Ahmet Kırtasiye gidiyor 3 ürün alıyor aldığı ürünler aynı marka ve aynı ürün olmayacak yani mesela 2 tane silgi falan alamayacak silgi alıyorsa A markasından diğer aldığı şey defter olabilir cetvel olabilir gibi 3 ürün alacak e, en fazla bir tanesi B markasından alıyor bu ne demek ya hepsini A markasından alıyor ya da birini B'den ikisini A'dan alıyor. Şimdi bu şartları sağlayan toplamları 22 TL olacak 3 tane ürün seçelim. Önce üçünü de A'dan seçtiğimi düşüneyim. Ben şimdi müsait yer olmadığı için şu boşluğu kullanacağım arkadaşlar. Şu soruyu görmeyelim. 3 tane A'dan alacağım. A'dan aldığım ürünler diyelim ki kalem aldım 10 liralık. 22'ye tamamlamak için 12 liralık daha ürüne ihtiyacım var. 2 tane ürün seçmeliyim toplam 12 olan. Geri kalanlardan toplam 12 olan yok. Demek ki kalemi almamışım. Silgiye geliyorum. 2 TL'lik silgi alsam 20 TL'lik 2 ürün daha alacağım. Ne alabilirim? Defter ve cetvel. O zaman 2 liralık silgi, 12 liralık defter ve 8 liralık cetvel. Bakın buradan bir 22 liralık alışveriş etti. Aynı şeyi defter için baksam 12'nin dışında 10 liraya ihtiyacım var. Silgi ve cetvel aynı durum geliyor. Cetvel için aynı durum geliyor. Yani bakıyorum diğer 10 ve 7'yi kullanarak buradan bulamadım. Kalem tıraş için düşünelim. 22'den 7 çıkarsa 15. Diğer sayılar çift olduğu için zaten gelmez. Görüyorsunuz. Demek ki üç ürünü de A'dan alırsam 22 lira ödememin tek alternatifi bu durum. Şimdi şöyle diyelim. iki tane A'dan burada 3 tane A almış olalım. 2 tane A'dan bir tane de B'den aldığımızı düşünelim. Peki bu durumda ne olacak? Kolaylık olması için B'den eleman seçerek başlamayı düşünüyorum. Bakın diyelim ki 5 liralık kalem aldınız. 22'den 5 çıkartıyorum 17. A'dan iki ürün seçin toplamı 17 olsun. Bakın kalemle kalem tıraş seçsem oluyor. Yani A'dan 10 ve 7 liralık ürün alıyorum. B'den de 5 liralık ürün alıyorum 22 eder. Devam edelim. 2 liralık B silgisini alsam 20'den 22'den 2 çıktı 20. Buradan 2 ürün seçeceğim. Toplamları 20 olacak. Bakıyorum defterle cetvel toplamları 20. O zaman A'dan 12 ve 8 liralık ürünlerden alıyorum. B'den de 2 liralık ürün alıyorum. Yine 22 oldu. Devam ediyorum. 3 liralık ürünü alsam 22'den 3 çıktı 19. Peki 19 liralık A'dan iki ürün ne olur? Defterle kalem tıraş. Bakın. Buradan da bir 22 geldi. Şimdi şu ürünü alayım. 22'den 10 çıkarsa bu arada başka alternatif olmadığı için ben diğer şıkkı geçiyorum. 22'den 10 çıkartırsam 12. Yine bakın kalemle silgi alsam bu da sağlar. A'dan 10 ve 2 liralık B'den 10 liralık ürünü aldım. B'den 8 liralık ürün alıyorum şimdi. 22'den 8 çıkartırsınız. 14. 14 liralık 2 ürün silgi ve defter. Dolayısıyla A'dan 2 ve 12 liralık ürün aldım. B'den 8 liralık ürün aldım. Yani buradan 5 durum geliyor. Burada da bir durum var. İstediğim 22 liralık alışverişi 6 farklı şekilde yapabilirmişim. Peki tüm durumlarım ne? en başta söylemiştim yine hatırlayalım zaten hesaplarken de ona dikkat ettik ya üçünü de A'dan alacağım yani A'daki 5 üründen 3 tane seçeceğim veya ikisini A'dan birisini B'den alacağım İkisini A'daki 5 üründen birini de B'deki 5 üründen seçeceğim yukarıda arkadaşlar 6 aynen dursun 5'in üçlüsü 5'in ikilisi demek o da 10 demektir 5'in ikilisi arkadaşlar yine 10 demektir. 5'in birlisi zaten 5 demek. 50 ile onu topladım. Paydamız 60. Yukarıda da 6 var. Sadeleştirirseniz istenilen olasılık 1 bölü 10 oluyor. Yani hangi şıkkımızmış? Yani B şıkkımız oluyor arkadaşlar.